Sevgili izleyenler, Bereketli ve ekranlarına hoş geldiniz. Ben Okan Potuk. Sizlere her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık gündeminin öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Efendim ilk haberimizle başlayalım. Hizmet ve sanayi sektörüyle öne çıksa da İstanbul'da yaklaşık 750 bin dönümde aktif tarım yapılıyor. Tarımı daha da geniş alanlara yaymak ve milli tarım projesini yaygınlaştırmak için Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi başlatıldı. Detaylar haberimizde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milli tarımın geliştirilmesi, çiftçilerin milli tohuma yönelimini arttırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesini başlattı. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli araziden 750 bin dönümünde aktif tarımın yapıldığı İstanbul'da uygulanacak projeyle tarımda verimin artırılması ve ithal tohumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar alana mısır, ayçiçeği, çeltik, kanola, buğday, arpa ve kara buğday gibi pek çok ürünün tohumu yerli olarak tarlalara ekildi ve ekimi yapılan arazilerde hasat çalışmaları sürüyor. Hasatta %50 verim artışı sağlanırken ürünlerin kalitesinde de artış olduğu gözlemlendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemlerde de sürdürülecek projeyle ithal tohumun önüne geçilerek tohumda dışa bağımlılığın azaltılacağı ifade edildi. Bununla birlikte de hem cari açığın kapanmasına hem de milli ekonomiye katkı sağlanacak dendi. NİDE Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yapılan ortak çalışma sonucunda yeni bir barbunya çeşidinin üretim denemesi yapıldı. NİDE Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yeni bir yerli barbunya çeşidinin üretim denemesi yapıldı. İlk defa denemesi yapılan ve deneme ekiminde olumlu sonuç alınan yeni barbunya çeşidi tescil aşamasında. Baklagiller üretimi ilimizin en önemli üretim kalemlerinden, ekonomisine katkı sağlayan, ülkemiz için de ihtiyacı olan üretim kalemlerinden bir tanesi. Barbunya da bunların içerisinde ciddi anlamda ilimiz ekonomisine katkı sağlayan ve yer tutan bir çeşidimiz, üretim çeşidimiz. Burada yaklaşık 2 yıldır. Evet, 2 yıldır deneme. 2 yıldır aynı çeşidin denemesi yapılıyor ve tescil aşamasına geldik. İlk defa deneniliyor ve çok ciddi sonuçlar aldık. İnşallah hemen hemen ikiye katladı diyebiliriz. İlimizin ortalamasının verimini ikiye katladı diyebiliriz. Bu çok ciddi bir oran ve çok ciddi bir başarı. İnşallah bundan sonraki sürecinde barbunya üretiminde bu çeşidin ilimize, belki daha sonra diğer illere, üretimi yapılan diğer illere dağılımı yapılacaktır. Bir çeşidi tescil edebilmek için çok uzun sürelerden geçmesi gerekiyor. İnşallah isim belirleme çalışmaları da yapılacak. Ve o belirlenen isimden sonra piyasada, NİDE piyasasında, ekiminde, dikiminde bunları göreceğiz. Çok ciddi bir işlem, çok ciddi bir başarı. Ve gün geçtikçe de gelişiyor. Son zamanlarda yemekli dağına baklagiller ihtiyacımız sürekli artıyor. Ben bu her iki denemenin de, her iki çeşidimizin de üretimimize, tarımsal hasılamıza, ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlayacağını umuyorum. Yeni çeşit barbunyanın deneme ekimini yapan üreticiler ise barbunyanın dayanıklılığından ve alınan verimden oldukça memnun. 2 yıldır denediğimize göre, diğerlerine göre kök çürüklüğü, mantar hastalığı az. Verim olarak o 300 kiloysa bu 400-450 kilo. Milim olarak o 8-9-10'sa bu 10-11 milim olarak. 2-3 yıl içinde bu dediğiniz gibi bu fasulye Allah'ın izniyle burada tutacak. Evet. Ege'nin geleneksel ihraç ürünü kuru meyvelerde organik dönüşüm için Mutluköy projesini başlatan Mehmet Ali Işık, köylerdeki üreticilerin katkısıyla 50 ülkeye 85 milyon dolarlık organik ürün ihraç ediyor. Bir yurt dışı gezisi sırasında organik ürünlere yoğun talep olduğunu gören Mehmet Ali Işık, yurda döndüğünde organik ürün yetiştirmeye başladı. Kendi üretimi talebi karşılayamayınca köylüleri de organik üretim konusunda eğiten Işık, Mutluköy adını verdiği eğitim ve üretim projesiyle sosyal bir dönüşüme imza attı. Işık,
Üreticinin de ilgisiyle Anadolu'da hızla yayılan Mutlu Köy projesinde 160 köy ve 3770 üreticiye ulaştı. Başladığımızda 750 metrekare üzümle başladık 84 yılında. İşte bahsettiğim Ziraat Bankası'ndan aldığım krediyle. Şu an 60 bin metre bütün Afyon buradaki tesisimiz, Afyon'daki tesisimiz, Karadeniz'deki tesisimiz 60 bin metrekarenin üzerinde kapalı bir alan var üretimini yaptığımız. Ama arazi bazında baktığımızda asıl bütün mesele arazideki başarılı organik tarımda. Orada 120 bin dekare yakaladık biz bu kadar süreçte. Yani 25 ton ürünle başladığımız iş bugün 25 bin tona geldi. Şimdi girdik işin içine. Türkiye'nin arazi yapısı sürekli bölünüyor. Evet. Bu çok büyük bir handikap. Siz yapıyorsunuz organik tarım, komşudan bulaşıyor. İlaçlama sistemleri çok gelişti, teknoloji. Hadi emekler boşa gidiyor. Bu sefer biz de bir başladığımız köyde, işte 5-10 çiftçiyi projeye dahil ederek de bir çekirdek oluşum başlatıp sürekli halkamızı büyüttük. Ve bu şekilde başarılı olduk biz. Yani doğal olarak arazi bütünleştirmesine gittik. İşte köyün önce %10'unu yaptık, %20'sini yaptık, %50'sini yaptık, %80'ini yaptık. Derken bizim Happy Village köyleri bütün Türkiye'nin her tarafında oluşmaya başladı. Bu ciddi bir altyapı çalışmasıydı ve buradaki başarı bizim üst yapımıza etkiledi. Orada elde etmiş olduğumuz pestisitsiz temiz ürünler bize bugünkü noktaya getirdi geldi. Tesislerde çalışan işçilerin çoğunluğunun kadından oluştuğunu ifade eden Işık, sistemlerini başından itibaren tamamen kadınların üzerine kurduklarını söyledi. Evin direği kadın, gıdayı bilen kadın, gıdayı yöneten kadın. Yani biz her ne kadar gıdanın içine girmeye çalışsak da bugün bütün bizim ananevi kültürümüz kadın üzerinden yürümektedir. Dolayısıyla biz de sistemimizi başından itibaren tamamen onların üzerine kurduk. Ve bugün eğer biz bu ürünleri yapabiliyorsak, onların alın teri, emekleri, onların öngörüleri, hisleri, olayı sahiplenmeleri sayesinde olmuştur. Yani biz şu anda işletmemizde 3. jenerasyon çalışıyor. Yani büyük babaanne çalışmış, anne çalışmış, şimdi torun çalışıyor. Bu da işi ne kadar severek yaptıklarını gösteriyor. Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da anlaşmalı organik tarıma yönelen kayıs üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek daha yüksek fiyata satıyor. Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısıdan sağlıyor. Organik tarımın giderek yaygınlaştığı Malatya'da organik tarım yapan çiftçiler pazar sıkıntısı yaşamadan ürünlerini yüksek fiyata satmanın mutluluğunu yaşıyor. Malatya'mızda 1065 kişi organik tarım yapmaktadır. Fakat bunun yanında ihracatçı firmalarla anlaşmalı olarak organik tarım yapan çiftçilerimiz de var. Bunun sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat Tarım Bakanlığı aracılığıyla yapılan 1065 çiftçimiz yapmaktadır. Yaklaşık 9000 dekar Malatya'da organik tarım yapılmaktadır. Bizim Yeşilyurt ilçemizde de 153 kişi organik tarım yapmaktadır. Kendi çabalarıyla piyasada bunu arayan tüccarlarımız vardır. Bu tüccarlar geliyorlar, bakıyorlar, tahlilini yaptırıyorlar. Kalıntı yoksa, organikse bu ürünleri alarak dış pazarda pazarlıyorlar. Tabii iç pazarda da aranır duruma geldi artık organik tarım. Organik tarımla üretim yapan üreticiler pazar sıkıntısı çekmeden kayısılarını pazarlıyor, ürünlerini piyasanın üzerindeki fiyattan satıyor. 7-8 senedir gün kurusu yapıyoruz anlaşmalı bir firmayla. Onların önermiş olduğu kimyasal olmayan ilaçları kullanıyoruz. İşte bugünlerde bize tırnağı kasa getirirler. Bize verirler. Biz şey yaptıktan sonra bir ay sonra, iki ay sonra tırnağı gelip yüklüyüp alıp götürüyorlar. Geçen sene piyasada 6 lira 7 lira olan kayısılar yani şey olarak biz anlaşmalı olduğumuz için 8 lira 9 lira arası kayısına göre şey olarak 10 liraya biz kilosunu şey yaptık. Tabii beklentimiz farklı. Kayısı
Sezon açıldı 10-11 lira ama biz şey olarak bunları ilk tarım yaptığımız için biz 14-15 lira bekliyoruz. Kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyor. O firmanın önerdiği ilaçları kullanıyor. Dahisi oraya gittikten sonra tahliller temiz çıktığı zaman şey diler, kabul ediler, temiz çıkmazsa iade ediler. Efendim, Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne hasadına başlandı. Üreticiler fiyat düşüklüğünden dolayı keyifsiz bir hasat sezonu geçiriyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne hasadına başlandı. Çubuk vişnesinin rekoltesi geçen yıla göre fazla olsa da fiyatların üreticiyi memnun etmemesinden dolayı üreticiler vişne yetiştiriciliğini bıraktı. Bundan 20-25 yıl öncesinde günlük 150 ton civarında bir üretim vardı Yukarı Çağındır Mahallesi'nde. Şu anda fiyatların istikrarsız olması, çiftçiyi yeterince derecede ihya etmemesi nedeniyle birçok çiftçimiz vişneciliği bıraktı. Vatandaşların da vişnesini değerinden satabilmeleri için mutlaka bir üretim tesisinin kurulması gerekiyor. Üreticiler ise vişne fiyatlarından yana şikayetçi. Bu sefer vişne iyi, para etmiyor. En azından seneki fiyattan bayıl olsa emeğimizi kurtarırdı. Tüccarlar ise diğer bölgelerde ürünün fazla olduğunu, bundan dolayı da ürünün para etmediğini ifade ediyor. Şu anda şurupluk 1500 lira, bu şekilde devam ediyor. Fabrikalarda alma şey yok, iştahı yok. Ondan dolayı bu şekilde ihtiyaçları olmadığı için, Türkiye genelinde de mal bol olduğu için para etmiyor. Tohumdan gelen şifa, sucuk terapi, klasik batı tıbbı ile doğu tıbbını birleştiren bir yöntem. Efendim, sucuk terapiyi ziraat mühendisi Mine Pakkaner'e sorduk. O da sucuk terapiyi bizlere anlattı. Bitkisel üretimin temel taşı olan tohum, ne GDO iddialarıyla, ne ithalat politikalarıyla, ne de hibrit konusuyla gündeme geldi. Bu kez sektörün çok dışında, sağlık alanında adından söz ettiren tohum, taşıdığı şifa özelliğiyle pek çok hastalığa derman olacak gibi görünüyor. Peki tohum sağlık sektöründe nasıl kullanılıyor? Aslında bize uzak olan bir yöntemle, sucuk terapiyle. Bir Kore akupunktürü olan sucuk terapide tohumlar adeta masaj aleti gibi kullanılarak el ve ayaklarda bulunan yansıma noktalarına uygulama yapılıyor. Böylelikle tohumun sahip olduğu enerji insana aktarılmış oluyor. Sucuk Kore akupunktürü, el ve ayak akupunktürü demek. Bunun içerisinde farklı noktalara, akupres noktalarına, basınç noktalarına bir materyal uyguluyorsunuz. İğne de batırabilirsiniz, mıknatıs bağlarsınız. Ama sucuğun içerisinde özel bir bölüm var. Bu tohum terapi. Hatta sucuk seed terapi diye geçiyor dünyada da, literatürde de. Tohumun kendisini kullanıyorsunuz bu basınç noktalarına, akupunktür noktalarına. Ama tohumun bir özelliği var burada. O yüzden tohum bağlıyorsunuz, herhangi başka bir şey değil. Tohumun içerisindeki kendi enerjisinde kullanıyorsunuz. Bir bitki neye şifalıysa, o bitki neye iyi geliyorsa tohumunu o rahatsızlığın tedavisi için kullanabiliriz. Üstelik bu yöntemin hiçbir yan etkisi olmadığı gibi her türlü hastalıkta da kullanılabiliyor. Aslında herkese uygulanabilir çünkü bir yan etkisi yok. Zararlı bir etki de yok. Burada yapılan şey o noktaya, doğru noktaya iyi gelecek olan tohumu bağlamaktır. Pankreas noktasına burada üzüm çekirdeği bağlarsınız. Veya gözünüz için örneğin göz küresi nasıl yuvarlak, ona uygun karabiber bağlayabilirsiniz. Kalbinizle ilgili bir noktaya nohut bağlarsınız. Ama önemli olan, çok küçük bebekler ellerinde bağladığınız tohum uzun süre kalacak çünkü. Çok küçük bebeklere, alerjisi olana, cildinde o bantın alerjisi olana ve o basınca tahammül edemeyecek olanlara uygulayamazsınız. Tabii bu yöntemi kullanacaksak önemli bir nokta var ki, o da tohumun çimlenme özelliğini kaybetmemiş olması. Birincisi, çimlenme özelliğini kaybetmemiş olması lazım. Yani canlı tohum kullanacağız, bayat tohum kullanmayacağız. Sevgili izleyenler, bu haberle birlikte tarım bülteninin de sonuna geldik. Bir sonraki bültende tekrar bu ekranlarda görüşmek üzere. Gününüz bereketli olsun. Mutlu hafta sonları.